They don't make them like that anymore. Bunu çözmek isteyen var mı? Anymore, artık. Make, yapmak. Like that, bunun gibi, kabul. Them nedir? They kimdir? Onlar onları yapmıyorlar. Artık bu gibi. Ne demek? Fena olmadı. Ama bu konumuzdan bağımsız olarak başka yerlere de kullanılabilecek bir ifade. Yine fena olmadı. Bravo. Güzel. Daha güzel. Artık artık eskisi gibi üretmiyorlar. Eskisi gibi yapmıyorlar artık. Bu biraz nostalji kokan bir ifadedir. Hani bizim günümüzde mallar çok sağlam da canım falan diye ihtiyarlar konuşur ya. Ondan sonra yok canım artık eskisi gibi yapmıyorlar. Buradaki them dediği neyden bahsediyorsak it de diyebilirdiniz. They don't make it like that anymore. Like that de hani kafanızdaki örnek bunun gibi. Parantez içerisinde eskisi gibi. Anymore dediğimiz gibi artık. They de herhangi birisi, herhangi bir kişi veya kişiler, grup, şirket neyse. Yani onlar demeden yapmıyorlar diyoruz ya en sonunda. Belirsiz bir they bu. Hani gizli özne gibi bir şey düşünebilirsiniz. Artık eskisi gibi yapmıyorlar. Eskiden yaptıkları gibi yapmıyorlar. Şuradaki bu ifadenin kullanım şeklinden bendeki bilgi bunu söyletiyor. Yoksa like that hani bunun gibi yapmıyorlar dememiz gerekirdi. Sorun yok değil mi? Factories are becoming... Hoca sallıyor falan demeyin de sonra. Evet. Factories are becoming vastly more efficient thanks to automated milling machines that can swap their own tools, cut in multiple directions and feel if something is going wrong, together with robots equipped with vision and other sensing systems. Fabrikalar are becoming vastly more efficient. Ne hale geliyor fabrikalar? Vastly. Normalde şuradaki vast çok engin, çok geniş, çok kapsamlı, büyük vesaire demek. Vastly ifadesi çok büyük ölçüde, çok büyük oranda diyeceksiniz. Daha efficient, etkin, etkili hale geliyor. Thanks to sayesinde, ne sayesinde? Automated milling machines. Buna otomatik diyebilirsiniz. Otomasyona bağlanmış. Milling neydi? Geçen derste. Freze makinesi. Parçayı takıyorsunuz. Böyle yonta yonta sizin istediğiniz şekli veriyor. Şuradaki mill, başka anlamlar var. Normalde bu mill o tek L ile yazılırsa ve E ile mile. Bu mill iki L ile yazılırsa rüzgarlısı vardır. Eskiden suyla çevrilirdi. Değirmen demek. Un öğütmek veya sadece öğütmek demek. Hatta bu evlerde artık karabiber, tuz, eskiden kahve öğütücüleri falan var ya. Onlara da milling machine deniyor kendi çapında. Evet. Ama milling machine bu şekilde ve sanayide kullanılan şekliyle olursa freze makinesi demek. Dediğimiz gibi parçayı takıyorsunuz, fazlalıkları yontu ediyor falan. Makineler ki can swap their own tools. Kendi alet, araç, gereçlerini swap edebilen makineler. Swap, değiş tokuş demek. Cut in multiple directions, şuradaki cut, şuradaki can'den sonra gelecek. Machines that can cut in multiple directions, çoklu yönlerde kesme yapabilen, yani sadece ileri geri değil, aşağı yukarı, iç dış falan gibi, çoklu yönlerde kesme yapabilen ve feel, hissedebilen makineler. Feel if something is going wrong, herhangi bir şey veya bir şeyler ters gitmek. Go wrong, yanlış gitmek değil, ters gitmek. Ters gidiyor mu, gitmiyor mu? Buradaki if aynı weather gibi. Ters gidip gitmediğini hissedebilen makineler. Sayesinde fabrikalar çok çok büyük oranda daha etkin hale geliyor. Ama makinelere ek var burada. Together with robots. Robotlarla birlikte bu makineler sayesinde. Hangi robotlar? Robots equipped with vision and other sensing systems. Vision, vizyon, görme demek. Bayağı gözümüzün görmesine vision deniyor. Ama aynı zamanda Türkçe'ye vizyon diye geçmiş. O da yok, geleceğe dair hani hedefimiz anlamında. Misyon ve vizyonumuz falan diye fabrikalarda var ya şimdi, kurum kuruluşlarda. O anlamda vision. Ama dediğimiz gibi insanın görmesi de vision'dur.
televizyon, uzaktan görme vesaire ve başka diğer sensing sistemleri. Algılama buradaki, sensing. Duyu demek değil, hissetme demek değil. Algılama sistemleri ile equipped olmuş olan, edilmiş olan robotlarla birlikte. To equip diye bir fiil var, tek be, equip. Ekipman demek ne demek arkadaşlar? Donanım, çok güzel, bravo. To equip, birisini veya bir şeyi donatmak, bir şey ile donatmak. Mesela ben sizi İngilizce ile donatıyorum inşallah. Mesela işte hocalar öğrencilerini eğitimle donatırlar. Veyahut da bir şirket işçisini ekipmanla donatır. Ekipman da kullanır. O şekilde de kullanılır tabii. Hı? Evet. Görme ve başka algılama sistemleri ile donatılmış robotlarla birlikte işte şöyle 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 yapabilen makineler sayesinde fabrikalar daha etkin hale geliyor. Çok çok daha etkin hale geliyor. Nissan's British factory in Sunderland, opened in 1986, is now one of the most productive in Europe. 1986'da açılmış olan Nissan Japon araba fabrikası firmasının Sunderland'deki İngiliz fabrikası, Nissan kendisi Japon ama hani değişik şehirler, illerde, iller çıktı, ülkelerde mesela işte bizde Honda var, Toyota var, bilmem Fiat var falan değil mi? Bu fabrika is now one of the most productive in Europe. Avrupa'daki en üretken, verimlilerden birisi. En verimli fabrikalardan bir tanesi. In 1999, it built 271,157 cars with 4,594 people. 1999'da şu kadar insan ile şu kadar araba inşa etti, yaptı. It, bu fabrika. Demek ki 1999'da 270 bin araba üretmiş bir fabrika. Ve sadece 4,500-4,600 kişiyle. Last year, it made 480,000 vehicle, more than any other car factory in Britain ever, with just 5,462 people. Last year, geçen sene, bu fabrika 480 bin vehicle, araç, vehicle, araç, long vehicle diye tırların arkasında yazar, uzun araç. 480 bin küsur araç yaptı, burada bakın built demişti, burada yaptı diyor, aynı şey. Bu rakam more than any other car factory in Britain. Britanya'daki any other car factory. Başka herhangi bir araba fabrikasından daha fazla bir rakam, bir sayı ever. Şimdiye kadar tarih boyunca. With just sadece şu kadar insanla şu kadar sayıda arabayı yapmışlar. Sadece 5462 insanla 480 bin araç yapmışlar geçen sene. You cannot make some of this modern stuff using old manual tools, says Colin Smith, Director of Engineering and Technology for Rolls-Royce, a British company that makes jet engines and other power systems. Rolls-Royce'un mühendislik ve teknoloji direktörü olan Colin Smith diyor. Rolls-Royce da bir İngiliz şirketi ki makes jet engines and other power systems. Jet motorları ve başka güç sistemleri yapan İngiliz şirketi. Rolls-Royce deyince aklınıza normalde araba geliyor değil mi? Ama arabadan daha fazla evet jet motoru üretiyor. Hem savaş uçakları için hem yolcu uçakları için. Bu jumbo jetlerin birçoğunun motorunu Rolls-Royce veriyor. Çok büyük bir şey var yani kartel şeklinde muazzam bir dominansı sağlamış durumda bu piyasada. Evet işte şunları yapan İngiliz şirketi olan Rolls-Royce'un mühendislik ve teknoloji direktörü olan Colin Smith ne diyor? You cannot make some of this modern stuff. Siz yapamazsınız. Bu modern stuff'ın bir kısmını, bazısını yapamazsınız. Stuff şey demek. Bayağı Türkçedeki şeyin karşılığı. Tam tarif edemiyorsunuz. Şey. Mesela yerlerde şurada burada bir şeyler yatıyor diyelim. What's this stuff? Bu şeyler ne böyle? Yani bilseniz de bilmeseniz de Türkçe'de şey kullanmıyor muyuz? O anlamda staff kullanılır. Şu A harfiyle yazılırsa staff diye okunur. Ne demek? Personel demek. Bir de asa, sopa. Elde çobanın sopası demek. A ile yazılırsa. Staff. Burada ise bu modern şeylerin bazısını yapamazsınız.
using old manual tools. Eski manuel elle kullanılan araçları kullanarak bu modern şeylerin bazılarını yapamazsınız. The days of huge factories full of lots of people are not there anymore. The days of direkt olarak şöyle şöyle olduğu günler, şu günler demek. Şuradan tekrar toparlayıp buraya bağlayacağım. The days of huge factories full of lots of people. Bir sürü insan ile dolu huge factories, devasa çok büyük fabrikaların günleri are not there, orada değil artık. Anymore artık. Orada değil ifadesi ne demek? Ne diyeceğiz buna? Orada değil yani yok. Öyleyse lots of people, bir sürü insan ile dolu, full of ile dolu. Hani of mesela şurada ninnin. Ama burada ninnin anlamı yok artık. Birçok insan ile dolu devasa fabrikaların günleri artık orada değil, yok. Gitti.